Şimdi Arda'nın yanına geldik. Arabanın başına. Hoş Nasılsın Arda? geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Arda sağ olsun bizim için güzel bir çekim yeri ayarlamış. Evet. Gelen giden yok. Çok güzel. Arabaya rahat rahat bakacağız. Evet. Bu arada boy kaçtı Arda? 1.95. 1.95 değil mi? Arkadaşlar ben kısa değilim. Gerçekten Arda bayağı uzun. Yanına gelince fark ettim ben de. Arabadan biraz bahseder misin? Araba 2018 model Clio 4. 2018 evet. Clio 4. İkon. İkon paket. Dolusu. Dolusu evet. Ya dolusunun bir küçük. Yani bir düşük modeli. Anladım. Dolusunda cam taban da oluyor ama açılmıyor. Anladım. Cam taban. Tamam. Panoramik cam taban oluyor. Opsiyonun yok sadece. Aynen. Ama şey yapmışsın herhalde büyük ihtimalle. Ne bu, kaplama değil mi? Aynen, kaplama bu. Yarıya kadar cam tavan görünüm olsun diye siyah kaplama yapmışlar. Evet. Ama altı kaporta. Altı boş, evet. Ne yaptın? Ruhsatı işlettin mi? Bunlar işletmedim. Çıktı. İşletmedin değil mi? Aynen. Daha yani böyle yakalasalar sokmadım. Seni arabayı bağlıyorlar biliyorsun değil mi? Ya bundan sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oluyor. Tecrübeyle sabit. Direkt araba iki renk diyorlar. Senin araba neden tek renk kayıtlı diyorlar. Bayağı oluyor. Ama yani bu arabayı çok çevirdiler. Öyle bir sıkıntı yaşamadım. Ya sen biraz daha vicdanlısına denk gelmişsin. Olabilir yani, evet. Anladın mı? Uğraşmak isteyen adam her türlü uğraşır. Bende bir ara ticari araba vardı. Adamla birazcık işte laflı arbede oldu arkadaşlar. Polis de böyle şeyler yapmayın. Ceset torbasından bana neden ceset torbası yok diye araba ceza yazdı. Anladın mı? Yazan ufak yazar yani. Anladım. Bunda da uğraşmak isteyen uğraşır ama dediğim gibi vicdanlısına denk gelmedi. Yani şu ana kadar hiç denk gelmedi. Umarım denk de gelmiyorum. İnşallah. İnşallah. Arabada evet. Boya değişen ne var? Kurcalamayalım tek tek. Bir boya, şey varsa söyle. Bir bulacağız şey yani. Aynen. Kaput boyalı. Kaput boyalı. Aynı değişen var mı? Söktak olmuş. Ha, değişen artık o. Evet. Sağ çamurluk boyalı. Tamam. Ama bunlar da plastik olduğu için eksperse sayılmıyor diye biliyorum. Tamam tamam, doğru doğru. Sol çamurluk da aynı şekilde boyalı. Yani değişen araba önden olmuş. Bir yere girmiş. Önden bir yere ben alırken kaput boyalı bir şekilde aldım söktak. Bir tamam. De sağ çamurluk boyalıydı. Tamam. Ondan sonra aldıktan sonra ben bir kaza yaptım. Onlara sol çamurluk. Nasıl bir kaza yaptın? Nasıl bir kaza yaptım? Burası kırıldı. Büyük ihtimalle değişti burası. Tamam. Boyanmadı. Bir de sol teker aksım kırıldı. Tamam. O kadar. Yani teker yerinden düştü mü? Yo, araba düşmedi. Oturdu mu? Oturmadı. Oturmadı. Aynen. Yani şöyle demek istiyorum. Birisi sana şöyle yandan mı girdi, kafadan mı girdi? Yok, direkt ben girdim arabaya. Sen mi girdin? Ben girdim, evet. Öndeki arabaya girdiysen direkt kafadan girdin. Öndeki arabaya yandan bir şekilde girdim. Anladım. Yani sol lastiğim arabaya oturdu. Anladım, anladım. O yüzden lastik biraz böyle çıktı yani. Anladım. Ya fotoğraflar mevcut zaten. Ya sadece sol aks değişti diye biliyorum. Sen bunu servise verip tamir mi ettirdin yani? Kendin bir yere götürmedin anladım. Kendim bir yere götürdüm. Kendin bir yere, aynen, götürdün. Ne dediler sana? Ne yaptık dediler? Ama ben götürmedim. Ailem götürdüğü için. Anladım. Anladım. Faturada ne olup bittiğini bilmiyorum. Evet. Anladım. Okey, bakarız. Tamam, arabanın anladığım kadarıyla bir aks kırılma durumu olmuş. Evet. Sağlıklı çalışıyorum diye şimdi buna bir yürüyüşte bakmamız, tamam, lazım. Çünkü aks bayağı bir parça, sıkıntıdır. Evet. Anladın mı? Arabanın bir daha rot tutmayabiliyor. Aynen. Sürekli sağa sola çekme yapabilir. Bir bakacağız. Onun dışında arabanın jant kapaklarından birini kaptırmışsın büyük ihtimalle. İkisini kaptırdım. Önlükler ya yolda gitti. Düştüler. Yolda mı düştüler? Ya da birisi çalmıştılar. Çaldı, aynen. Kolay düşen parçalar değil onlar. Yani birinin arabasında düşmüştür. Aynen. O da senin arabandan almıştır. Sen de işte başka Clio görünce, evet, ondan çalacaksın. Yani. Yani bu böyle iş böyle bu şekilde, evet, devam ediyor yani. Tamam, araba fena durmuyor. Diri duruyor. Araba açıkçası diri. Sadece önden kazası var. Bir kaputun altına bakalım. Tabii bakalım. Sana zahmet. Şaseye podiye giren bir şey yoksa o kadar da önemli bir parça değil. İstanbul trafiğinde böyle şeyler oluyor. Ya 2018 model 53 bin de zaten. Kilometresi güzel. Evet, çok güzel. Zaten kilometresi bizi cezbetti. Böyle amortisörlü kaputumuz var. Evet. Clio'larda arkadaşlar görmeye alışık olmadığımız ikonlarda geliyor demek ki. Evet, podiyeler temiz duruyor. Podiye kadar giren bir işlem olmamış. Arabanın ön kafasında bitmiş olan biten. Bu çamurluklardaki işlemlere çok takılmamak lazım. Dediği gibi çamurluk plastik ama değişen olduğu da tabii ki belli. Ama götürdüğün usta fena bir usta değilmiş. Tekrar vidaların üzerine boya atmaya çalışmış. Çok yapamamış ama en azından bir çaba yine göstermiş. Belli oluyor, evet. Yine değişti, belli oluyor ama. Tabii kaputumuz da değişen. Acaba kaput orijinaliyle mi değişmiş yoksa? Değişen değil, kaput söktak. Anladım. Bir telefonun flaşını tabii verebilir misin? Şöyle göstereyim. Kaput değişen. İçindeki renkle arabanın rengi birbirini tutmuyor. Burayı tabii daldırmayla boyadıkları için bak. Sana da eğer söktak dedilerse söktak değil. Söktak diye biliyordum ben, evet. Tamam, yok. Bayağı başka bir arabanın kaputu. Olsun. O kadar oluyor. Yani ben söktak... de şaşırdım şu an ama hani söktak diye biliyorum. İlana da öyle girdim. Hayır, söktak zaten değişendir. Git kurumsal ekspertiz firmalarına. Sökülüp takılıp boyandıysa işte orijinal olup olmadığı ancak bunu gönlünü rahatlatmak için söyleyebilirsin. Ha, ya orijinal kaputunu kullanmışlardır ya da başka bir kaput getirmişlerdir. Bu başka bir kaput. Bu başka bir kaput, evet. Aynen. Rengi farklıysa gerçekten yani şu an İçindeki şaşırdım. Yani bunları bak, buraları hiçbir şekilde spreyle boyayamazlar. Öyle bir şey yok. Fabrikada bunları boyaya daldırıp çıkartıyorlar, hı-hı, ya. O yüzden boyanabiliyor. Ama dışarıdan boyayamadıkları için içindeki renk de farklı, evet, oluyor. Sıkıntı yok. Bu bir parça değişenim var. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Emin misin? Hiçbir şey yok. Başka bir şey. Bakabilirsin. İyi, tamam. Çamurluklar önemli değil benim için. Tamam. Plastik. Başka da bir başka şey yok. Başka da hiçbir şey yok. Evet. Bu kadar. Panel falan da değişmiştir büyük ihtimalle. Önden buraya kadar giren bir kaza olduğuna göre. Ya bu kaput orijinal kendi servisinde yapılmış. Ya bunların zaten kaputu birazcık alüminyum olduğu için bak. Aynen. Görüyor musun? Bu eğildi mi bunu tekrar düzeltmek çok zor. Zaten, evet, kaputa bir şey oldu mu hemen değiştiriyorlar. Tabii. Burada. Ama şaselerinde bir şey yok. Şöyle şaselerin çok temiz. Podyelerde de bir sıkıntı yok. Farlar değişmiş zaten. Bir far değişti sadece. Bu değişmiş. O değişmiş olabilir, evet. Aynen. İkon olduğu için arkadaşlar ikon farımız var. Şöyle göstereyim. 3 mercekli. İkon farları çok güzel. Clio'nun dolusu gerçekten güzel. Evet, güzel. Ama insanlar da şöyle bir şimdi yine paradoks Clio oluşuyor. Clio'nun dolusunu alacağımı o paraya Polo'nun boşuna alırım muhabbeti doğru oluyor. Doğru söylüyorlar aslında yani. Her bence de fena bir mantık değil açıkçası. Ben de aynı mantıktan ilerleyenlerdenim. Çünkü Alman
ticarette çok daha para kazandıran bir araba türü. Ama bu da arkadaşlar Clio'da her zaman peynir ekmek gibi satabileceğiniz bir araba. Fiyat birazcık uygun tutulmuş. Evet. Açıkçası buraya o yüzden geldik. Yoksa şu an araba alıp satmak için güzel bir dönem değil. Hiç değil, evet. Ben onu da söyleyeyim yani. Hani çok uygun olmadığı sürece biz de çok yanaşmıyoruz. İşte insanlar başka ticaretlerinde kullanacağı zaman uygun arabayı bozduruyorlar. Hani ancak o işleri aynen yapabiliyoruz şu aralar. Bir Tramer'i var. Tramer ne kadar? 4800 lira. O da sağ far değişimden bir de ön panelden dolayı. Anladım. O tamam, kadar. O önemli değil. Ön panel de değişmiş. Faturası uygulamada gözüküyor. Tamam tamam, önemli değil. 4800 lira çok tamamdır, büyük bir para değil. Ama ben yine büyük ihtimalle para 18-19'da yapılmıştır. Evet evet. Hani kaza o aynen zamanlar değil mi? O zamanlar. Çünkü şimdi gidip bir tane fara 4800 evet Tramer diye bir şey yok. 20-25 bin lira yazarlar yani. Yazarlar aynen öyle. Yani önceden tabii bu işler biraz daha uygun olduğu zamanlar yapılabiliyordu. Arabada ekstralar görüyorum bayağı bir maşallah. Şimdi kaplama yapmışsın. Onu evet bir ruhsata işleteceğiz. Bir işimiz var. Muayenesi ne kadar var? Ocakta bitiyor. Ocakta bitiyor. Zaten muayeneye bir gidilmesi lazım. Aynen. Bunu da işleteceksin. O yüzden muayeneyi çok kafamıza takmıyoruz. Gitmişken onu da halledersiniz. Gitmişken onu da halledeceksin. Zaten bunun için her türlü muayene istasyonuna gideceksin. Burada amblemi arkadaşlar yine bir siyah kaplatmışız. Amblemde birazcık açılmalar olmuş. Ön panjurla beraber amblemi de siyah kaplatmışız. Bir ön lip eklenmiş. Şimdi arabada arkadaşlar ARES jantlarımızı görüyorsunuz. Zaten komple arabayı ARES'e çevirmeye çalışmışız. Hatta büyük oranda da başarılı olmuşuz. Güzel duruyor yani. Arabada şöyle ufak ARES detayını koymuşsun. Jantlarını koymuşsun. Lipini koymuşsun. Şuraya bir ARES spor çıkartmana kadar evet yapıştırmışsın. Marş bir'imiz var. Ama marş bir'imiz yani varla yok arasında. Yaşama tutunmaya çalışıyor burada. Onun da bir ayarlanması lazım. Allah aşkına şu spoiler çok gerekli miydi diye sormadan edemeyeceğim. Tamam, gerekli. ARES dönüşümünü aynen yapmak istiyorsun. Turkish Airlines detaylarında. Araban kaç motor? 1.5. 1.5. 1.5 dizel. Dizel. Ama yazılım ama var. Ama Turkish Airlines. Ya evet, 1.5 dizele yazılım atarsan ne olacak yani? Ya fazla bir şey yok da maksat eğlence olsun diye. Anladım. Böyle. Yok canım, güzel, keyifli olmuş. Egzoz uçlarımız ikisi de aktif. Spoiler sen döktürdün mü? Nereden buldun? Yo, bunların hepsi hazır ya. Allah Allah. Aynen. Ben hepsi komple bir paket. Clio'da çok modifiye ile ilgilenmediğim için bunları yapan yerleri bilmiyorum. Ben hani de almışken uğraşayım dedim. O yüzden hepsini yaptım. İyi yapmışsın. Bu ne? Plastik mi? Karbon fiber mi? Plastik. Büyük ihtimalle plastik, plastik gibi, evet. Plastik. Karbona girmezler o kadar. Karbona girmezler. Ne bileyim dedim, yapıyorlarsa acaba güzelini mi yapıyorlar, nasıl yapıyorlar diye. Çift egzoz çıkışımız var. Evet. İnşallah biri sahtedir. İkisi aktif. Aktif mi? Ya evet, sahte olsun. Lütfen sahte olsun. Bunlar da güzel egzoz sistemi olmadığı için zaten çift egzoz çıkışı yapınca çürüme yapıyor. Yani belli bir yerden sonra düşüyor egzoz. Yani tecrübeyle sahip. Yani düşmesi için değil de şey için yaptım. Hani kış aylarında duman atıyor ya, beyaz duman. Anladım. İkisinin de eş şekilde çıksın diye. Hani birinden ya, çıkıp inan ona hiç yöntem gerek yok biliyor musun? Sonra egzozcuyla böyle çürüğü kapattırmaya çalışırken böyle ellerini arkaya atıyorsun ya, tadın çok kaçıyor yani. Arkadaşlar siz olun. Clio'da bırakın, takacaksanız çakma egzoz kafası takın. Vallahi bak. Şimdi arkadaşlar muayeneye gidecek bu araba. Muayeneye gideceği için bu şekilde egzoz sistemi muayeneden geçmiyor. Biz de bıraktılar. Mecbur bunu önce tek egzoza çevireceksin. Egzoz kafasını kesecekler oradan. Kaynaklıyorlar ya. Hı hı. Bildiğin yine kaynak makinesiyle kesiyorlar. Ama egzozların ikisi de aktif ama. Tamam, aktiftir bak. Çalışıyordur. Şey yok. Ses yok yani. Bak hayır, onu demiyorum. Şimdi egzoz takmak başka bir şey. O senin dediğin hani böyle Konya egzozu bağırıyor. Yapıyor ya. Aynen. Ha bak, onu demiyorum. Şimdi bir tane egzoz çıkış sistemi var ya alttan gelen. Hı hı. Birazcık montajcıya iş verelim arkadaşlar. Şimdi normal egzoz sistemi arkadaşlar tek bir yerden gelir ve şu şekildedir arabanın bu tarafında. Sen oraya bir boruyla beraber kaynak yapıyorsun. Şimdi o kaynak yapınca ne yazıyor biliyor musun muayene istasyonunda? Egzoz sistemi kusurlu. Direkt yani sen kaynak yapmışsın, akropoviç takmışsın, adamın umurunda değil. Direkt egzoz sistemi kusurlu yazıyor. Şimdi onu yaptırmak için de o egzoz sisteminin yapılan kaynağın yerinden kesiyorsun. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Normalde muayeneden önce bir egzoz muayenesine gidiyorsun ya, emisyonuna bakıyorlar. Hı hı. Hani evet, bundan bahsetmiyorum işte. Tamam, o emisyon ölçümünü güzel verebilir. Motor sağlıklıysa zaten o emisyon ölçümü güzel gelir. Ama normal muayenede egzoz sistemi olarak yetersiz yazıyorlar. Direkt bırakıyorlar. O yüzden o kafanın birini kesiyorlar. Orada çürüyor. O zaman direkt stok halinde istiyorlar egzoz sistemini. Aynen, stok halinde olunca. O zaman bir daha dönüştürmek lazım. Bir daha dönüştüreceksin. Yani bir ufak lazım, orada evet, bize bir iş saplamış olun. Ama olsun, sıkıntı yok. Yani bunu yapan yerlerimiz var. Sadece dedim yani yapacak arkadaşları da burada izleyenler var. Bence yapmayın. Ya da fake kafa takın. O da gayet aynı ya işi yapacak. Bence görünüş olarak çok güzel bir görünüş elde ediyorsun. Bak görünüşü yani güzel zaten. Ben de hani yaşın kaçtı bu arada? 20. Ya yani aynı yaşlarda sayılırız, anladın mı? Hani görünüş olarak ben de beğeniyorum. Gençlerin zaten bu hoşuna gidecek. Bununla yapacak bir şey yok. Ama bunun işin bir de ceremesi var. Cereme kısmında yaptırmasaydıma geliyorsun yani. Hani o yüzden. Aynen. Burada bir reflektörümüz var. Bir şey yapsana, kumandanı açıp kapattın. Reflektöre de geldi sanki. Daha birçok özellik var. Ne var? Anlat biz de biraz. Mesela bir VAX sinyal modülü var Golf'lerde olan. Tamam. Sinyal verince stopun sönmesi gibi. Hmm. Onu açayım göstereyim istiyorsanız. Gösterseniz zahmet. Gizli özelliklerimiz açılmış. Evet. Burada bir Kemal Atatürk çıkartması gördüm. Arkadaşlar şöyle, biliyorsunuz bir hafta sonra
arada Cumhuriyetimizin 100. yılı. Buradan hepimize kutlu olsun. Bunu da altını çiziyorum. Tamam, çok güzel yapmışsın. Bir de ufak şey var. Film gibi bir şey var herhalde. Bir karartma var. Yok, o fabrika çıkışı stok. Öyle mi oluyor ikonlarda? Evet. İkonla da herhalde yabancı. İkonu bu kadar küçümsemeyelim yani. Yok yok. İkon yine küçümsemiyorum. Güzel bir paket. Yok, ben ikonla biraz aşina değilim. Biz genelde Joy. Anladın mı? O tarz yani. O oralarda takıldığımız için. İkonunu da çok alıp satmadık herhalde. Bir tane alıp satmışızdır. Ya da alıp satmamış da olabiliriz. Çok hard takipçiler varsa söylesin. Hatırlamıyorum bile yani. Bu özelliğin aynısı ön tarafları mevcut. Ön farlarda da aynı şey. Ön farlarda da var. Güzel. Yine bir RS çıkartması var. Difüzöre para vermişsin. Ne kadar para verdin toplam? Ya şimdi ben bunların hepsini 1,5 sene önce yaptırdım. Tamam. Ya 1,5 sene önce full body kit'e 5000 lira verdim hatırlıyorum. Tamam. Güzel. Ondan sonra egzoza 2000 lira verdim. Güzel para. Ucu için. Yazılıma 2000 lira daha verdim. Ne var? Soft yazılım mı var yoksa? Soft yazılım var. Aynı o kadar. Başka, bir başka da bir şey yok. Kaç alıyorsun arabadan şimdi? Ya 130 bandında bir şey alıyorum. 120, arabanın 130, orijinali kaçtı? 90. 90. 130. İyi. Ama iyi gidiyor. İyi gider. 130 iyi. Edeceğiz zaten, görürsünüz. Tampana arkadaşlar, şu arada ikon da olsa, evet, Clio 5 da olsa, Clio nedense arkalarda disk kullanmayı sevmiyor. Her kampanadan devam hala. Ama sen yine kampanaları güzel bir numara yapmışsın. Kampanaları güzelce kırmızıya boyamışsın. Güzel de durmuş. Araba genel hatlarıyla açıkçası yakışıklı bir araba olmuş. Biraz da temiz olsaydı, hani yağmur yağdı biliyorum son günlerde falan. Belki yıkatamamışsındır. Bir de yıkansa bence çok güzel duracak bir araba. Ya bugün yıkatacaktım ama çok sıra vardı. Geç ya, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Sadece işte bu kılcal çizikleri görmek adına da çok bir çiziğimizi yok gibi duruyor. Sen yok, zaten yok. Arabana bakıyorsun. Aynen, bakıyorum arabama. Çizik falan yok yani. En son bakımı ne zaman yapıldı onu biliyor musun? 7000 kilometre önce yapıldı. 7000 kilometre önce. Evet. Yani yakın zamanda bir muayene, bir bakım istiyor. Lastik de istiyor zaten. Şu lastikleri artık çok takılmamın sebebi, ama senin lastikte yani bunun üzerinde zaten bu zamana kadar durman mucize. Böyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane dişi yok üzerinde. Güzelce silme şekilde sıfıra indirmişsin. Lastik, muayene, bakım. Bir de işletme. Bir de işletme. Başka bir masrafı yok gibi duruyor. Zaten işletmeyi muayeneye girdiğin zaman söyleyebiliyorsun. Sadece fatura kestirmen lazım diye biliyorum. Onun dışında da bir sıkıntı yok. Araban güzel duruyor. Bir motor mekanik yürüyen. Tabii ona İşi bakarız. De bizim için okeyse inşallah pazarlık konuşalım. Tamamdır. Sonra da videoyu sonlandırıyoruz. Tamamdır. Evet Arda, merhaba. Evet merhaba. Ben de Ali'nin ortağıyım Emirhan. Zaten Emin biliyorsun. Oldum, biliyorum. Şimdi ben de niye böyle geldim arkadaşlar? Normalde eşofman hırkayı çekip gelirim bilirsiniz ki. Bugün dayım evlendi. Ali de dedi oğlum bir ticaretimiz var, bir de takipçilerimiz video bekler. Gel boş ver düğünden sonra dedi. Ben dayımı bıraktım. Dayımın tabii işi var biliyorsunuz ki, malum iş. Onu yapacak. Ben de çekime geldim. Şimdi arabaya bakacağız. Yani sizler için verdiğimiz emekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Biz 850 milyon like'ı patlatın diyorum. Evet. Patlatsınlar değil mi? Bence abi? De patlatsınlar. Bence yani. De yani. Bu araba için bence patlatın yani. Arabayla alakalı mı? Yoksa ben kombin için isteyecektim ya. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken camdaki etiketler oldu Arda. Evet. Yani bu araba Tofaş mı? Bir de etiketlerin hepsinin tarihi farklı. Bak, Temmuz 96, 94, 95, 97, 93. Bu şey değil mi? Tofaş etiketleri satan yerden. Komple ruhsat. Aynen. Şöyle ön torpido havlusu. Oradan aldım ama dediğim gibi bir görünüş olsun diye kattım ama sonradan çıkarmaktan da biraz üşendim. Ama güzel duruyor. Yani mesela Tofaş harici ilk kez bir arabada gördüm ama böyle renk renk takmışsın. Güzel bir detay. Evet, onlar da. Güzel yani, ama arabayla uymuyor. Mesela hani böyle bir antika araba olsa, klasik dediğimiz arabalara okey derim, ama arabayı hem RS'e çevirip hem bu kadar modül yapıp hem de Tofaş etiketi takman biraz ironik olmuş. Arabada cam filmi yapmışsın. Evet. Sen de Ategent'te oturuyorsun. Evet. Bu arabanın içinde bir film döndü mü? Çünkü dışında bir film var. Evet. İçeride de biraz filmler döndü açıkçası. Ben bir koltuklara bakmak istiyorum ama ön koltuklarla herhangi bir işim yok. Sadece arka koltuklara bakacağım. Yani detaylı temizlikle falan geçebilecek şeyse benim için herhangi bir problem yok. Bir hırka var. Hırkayı sen kaldırır mısın? Ben hemen sterilize kaldırayım. Etmeden dokunmak istemiyorum. İyi tamam, ikon olduğu için deri detaylar var Allah'tan, onlar silinebilir. Kumaş olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi büyük ihtimalle. Evet, rüzgarlıklar da yapmışsın. Sen arabanın her yeriyle oynamışsın. Evet, her yeriyle köpek balığı aynen. Antenine kadar oynamışsın yani, hiç orijinal bir yeri kalmamış arabanın. Bir bagajını açabilir miyiz? Tabii. Bir de bagajına bakalım. Bunlarda stepne falan oluyor diye biliyorum. Oluyor, evet. Diyecektim cümlem bitmeden bagaj düzenini görünce. Bunlar falan ne ya? Onlar modüllerin. American Park falan mı? Evet. Bir tane de basımız var burada. Evet, testimiz vardı ama bunu söktürdüm. Bu arada arabadan bir şey sökmeyeceksin değil mi? Bize eşek semeriyle satılır muhabbetinden. Testimini sökeceğim. Ya bir tane bas var, ne var ki başka? Hayır, başka amfiler falan da vardı. Burada kablolar duruyor zaten. Mitler falan değişti mi? Kapı mitleri. Kapı mitleri değişmedi. Onlar orijinal. Tamam. Sadece bir pantolon yaptırdım. Orada 20 santimlik mitlerim vardı. O zaman sen şiddetçisin biraz yani. Aynen, bas seviyorsun. Evet. Çünkü tiz sevsen onları değiştirirdin. Aynen. Bazen böyle Cengiz falan dinleyenler o tiz için değiştiriyor. Bas da bütün bagajın alanını kapatıyor. Evet, bagaj diye bir şey kalmamış. Aynen. Stepnesi falan var mı? Var. Onları da hemen göstereyim ben size. Tamamdır. Sana zahmet. Çok karışık bagajın ama. Tabii. Bagaj Allah. Bir de masan varsa burada pikniği patlatalım bence hazır gelmişken. Sen zaten mekanı kurdun. Sen onu ayarlarken ben biraz oturayım yaşını kaybedeyim. Takım elbiseyi giyince arkadaşlar bana bir şeyler oldu ya. Bahşedilmiş bir yetenek. Allah'ın lütfu.
O bebek arabası falan mı var? Ne yapıyorsun orada ya? Hadi. Akşam oldu ya. Kışın erken hava kararıyor. Buralar ya. İyi trafik setimiz falan da var. Bu arada arabanın kilometresi zaten bizi cezbetti. Yani daha sıfır gibi. 53 bindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet 53 binde. Servis bakımlı mı? 20 bine kadar. Ya iki kere yaptırmışsınız. Az önce zaten şey bu Tremer muhabbetini konuşurken uygulamada görürsünüz demişti. Renault Port diye bir uygulama var Renault arabaların. Hani serviste bakım yapıldı mı? Kazada herhangi bir işlem yapıldı mı? İşte muayene aralıkları en son servise geldiği kilometre. Yani eğer bir Renault alacaksanız o uygulamayı indirin. Bilgi olarak söylüyorum. Tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Evet stepnemiz hazır galiba. Stepnemiz hazır aynen açabilirsin. Alayım bunları. Yangın tüpü falan muayeneye gidecek ya bunların hepsi lazım. Hafif kusur ama arabada olsun. Yani tek muayenelik değil. Evet bu kadar mı? Bir de onun içinde lastikler var. Yani lastik şeyi falan var. Lastik derken? Başka lastikler var. Yanlış sıkıntı. Neyse. Evet, onları fazla göstermeyelim. Tamam onları göstermeyelim. Ben yani yedek lastik anladım ama sen ekstra bir lastik koymuşsun. Evet. Basını falan koyalım kusura bakma ya. Yok estağfurullah koyarım ben sıkıntı yok. Hani maksat onları öyle... en son koyalım isterseniz. Tamam. Başka... Piknik falan yaparsak. Aynen. Piknikten sonra bardaklarımız da mevcut zaten burada. Tamamdır. Biraz da bagajı açmamın sebebi bagajda değişen boya var mı falan diye göstereyim dedim ama yani bagajda falan oynanmamış. Herhangi bir sıkıntı da yok. Bir de arabanın yürüyenine bakalım. Arabada basıklık yok galiba. Yok hayır. Araba orijinal. Orijinal evet. Ya zaten biraz amortisör sistemi iyi olan bir araba değil Clio. Bastığın zaman komple katlıyor. Aynen. Bir de kendi kendine zaten basıldı 5 kişi binebine. Arkada. Arkada. Tamam bir yürüyenine bakalım. Anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Yani herhangi bir yere buraya sokmana hayır, da gerek yok sokmana değil mi? Gerek yok evet. Bazılarında boşlarında buraya sokmak gerekiyor. Bazı anahtarsız çalıştırma olanlar da cebinizde olsa yeterli. Sadece anahtarı koymalık buraya yer yapmışlar. Şimdi arabanın frenine basarak çalıştırıyorum. Start stop da var. Ve arabada dikkatinizi çeken zaten bir ambiyans aydınlatmamız var. Aynı şekilde kapılarda da mevcut. Burada ayak altlarında da mevcut. Arabamız otomatik vites. Hız sabitleme vesaire direksiyon üstü tuşları, büyük ekran, kom paket olduğu için klimamız vesaire hepsi değişik. Bu arada arabamız full olduğu için sınır aynamız da mevcut. Emniyet kemerini takacaktım ki şöyle bir modül takmışsın. Toka evet. Toka. Bir de buna toka diyerek masumlaştırıyorsun. Buna gerek yok. Emniyet kemeri hayatınızı kurtarır. Ben şöyle çıkarıyorum. Tabii burada YouTube'da olduğumuz için kamu spotu modunda ilerliyorum ama arada kısa mesafelerde yani yoksa emniyet kemeri alışkanlık yapınca gerçekten güzel. Hem de size düşünülmüş ve yapılmış bir şey. Şimdi vitesimizi attım. El freni elektronik olabilirdi en azından ikonlar için. Zurna dürüm dediğim el freni. Bu da Clio'larda eleştirdiğim bir nokta. Eko modumuz da var. Yani bu 1.5 zaten Renault az yakan bir araba. Evet. Bir de buna eko koydun mu herhalde hiç yakmıyordur. Hiç yakmıyor aynen. Denedin mi? Denedim. Doğrudur. Şimdi eko modunu kapatalım istiyorsanız. Şu an açık mı? Şu an açık evet. Yazılımla otomatik mi açılıyor acaba? Bazen yazılımlarda onu yapıyorlar çünkü. Yok onunla alakası yok. Tamamdır. Ortalamamız zaten 6.1 litre. Yani otomatik dizel bir arabalarda en az yakan araba diye biliyorum ben. Yani Renault zaten yakıt performansıyla ün yapmış bir marka. Şimdi zaten önümüzde de bir kasis var. Buradan bir hemen geçeyim. Evet öyle herhangi bir takırtı tukurtu yok. Olsa zaten bunu hemen anlayabiliyorsunuz. Vites geçişlerinde de bir sıkıntı yok. Otomatik vites olduğu için vites geçişlerine bakmamız lazım. Çünkü kavramalarında falan otomatiklerin bazen sıkıntılar olabiliyor. Herhangi bir multimedyamızın dokunmatiğinde de bir şey yok. Zaten arabana sıfır muamelesi yapıyorum. Çünkü hani ikinci el biraz artık 100 bin kilometreden sonra bana ikinci el gibi geliyor. Çünkü hani ağır bakımı dışarıda yapıldıktan sonra ikinci ele düşmüş gibi oluyor ama senin kilometren tam ideal bir kilometre. Binilme kilometresi 53 bin. Güzel bir kilometre. Arabanda da zaten çokça ekstra var hem dışında evet. Hem de içinde. Mesela göstergede şu an yeşil ışık aktif halde yanıyor. Evet ben onu eko moduyla alakalı mı diye sormadım ama ambiyansla alakalı. Hayır mı? O ekometre diye geçiyor. Hı-hı. Araba hızlandıkça onun rengi değişiyor. Bu gizli özellikle açılıyor. Şey gibi mi yani çok yakıt tüketiyorsun kırmızıya falan evet, dönüyor aynen, mu? Evet aynen o şekilde. Şu an ekodayız güzel gibi yani. Evet. Ya, mesela... Mod olarak eko değil ama yakıt performansı iyi demek galiba. Aynen mesela biraz zorlarsak arabayı kırmızı yanacak. Tamam şuradan bir dönüp bir deneyeyim. Evet, uyarıyor yani bu kadar basma. Evet geri görüş kameramız var. Bunu eklettin mi yoksa ikon olduğu için mi? Stok. Stok evet. Var. Güzel ya bak yani Ali'nin dediği gibi biz hep klasik şirket paket Joy manuelini aldığımız için ikona bu kadar hakim değildim. Şöyle bir gazlıyorum. Evet sarıya döndü 3. viteste. Herhalde bayağı abartınca da kırmızıya dönüyordur. Evet sarının her tonuna dönüyor. Arda araban iç olarak dış olarak bizim için okey. Ekstraları da var. Tabii ki stok olarak bir fiyat konuşmayacağım ama hani konuşacağım tek şey şu anda piyasanın durgunluğu biliyorsun ki. Evet. Nakit satabilmek de arabaları çok önemli. Bizde de nakit var. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Bizim işimiz sonuçta bu. Hani sen de makul bir fiyat söylersen biz arabanı beğendik. Arabanı almak istiyoruz. Eğer anlaşırsak vermek isterimse çok. Çünkü ben de araba almak istiyorum şu anda. Ne düşünüyorsun? Passat düşünüyorum. Bizde de Passat var aslında. Bayandan bir Passat aldık ama düşünürsen 2000
2014. Ben 2019 düşünüyorum pasif olarak. 2014 çok eski kalıyor bana. Ya biraz daha şimdi 50 binde araba satıp 160 binde araba almak istemedin galiba. Evet, aile de ona izin vermez o yüzden. Anladım. Biraz daha yeni bir şey. Evet. Az kilometreli bir şey. Senin için daha makul olabilir. Yardımcı oluruz ya, arada düşüyor, ediyor. Sıkıntı değil. Ben şöyle anahtarını sana takdim edeyim. Bu arada yedek anahtar var mı? Var, var mevcut, tamam. Evet. O da güzel. Şimdi geldik pazarlığa. Evet. Araba hem senin, sen biniyorsun, bir de aile faktörü de var. Ya ailem çok kullanmıyor ama yine arabamda onlar da katkı sağlayacağı için hani bu arabayı değerine satmam için benim için önemli yani. Tabii, anladım. Şimdi biz bu işi yapıyoruz zaten, biliyorsun. Hı-hı. Ve piyasa durgunluğu var. Sen 885 yazmışsın ilana. Evet. Hani son düşündüğün rakam nedir? Fanlı bir rakam var mı ya da ailenin sana söylediği bir rakam? Yani son düşündüğüm rakam 5-10 daha kıyım sizin için. 860 falan mı diyorsun? 860. 870 mi? Aynen. 865 civarı. Çünkü benim alacağım araba da yüksek bir araba olduğu için hani ne kadar düşersem ben zarar edeceğim. Benim de eklemem gerekiyor o kadar üstüne. Ya şimdi hani biz ilan fiyatına açıkçası takılmadık. Seninle aradık, konuştuk zaten ilk ilanı gördüğümüzde. Ardından da Ali ile birlikte konuştuk. Hani şimdi bayilerde de araba gelmeye başladı. Hatta bu fiyatlara Megan 4'ler falan da var. Tabii ki ilk onları yok ama hani hem D segmenti bir araba alabiliyorsun hem de Clio 5 de alabiliyorsun yeni kasası. Daha çok giden olduğu boş, için. Boş evet, paket alabiliyorsun. Boş. Ben senin arabanın dolununa bir şey demiyorum ama hani insanlarda da yeni kasa algısı var. Hatta Ali'nin arabası bile eski kasa diyorlar. Büyük ekranlısı çıktı G20'lerin. Hani sürekli bir yeni kasa muhabbeti olduğu için Clio 5 varken Clio 4 biraz geride kalıyor. Senin araban da dolu. Hani bizim kafamızdaki rakamı söyleyeyim. İstersen ailenle bir konuş, görüş. Yani biz düz 800 gibi düşündük açıkçası. Ya şimdi düz 800 benim için ihtimali yok yani. Çünkü arabaya çok ekstra koydum ve ekstra koydukları hepsi benim kendi bütçemden koydum. Ya tamam, ekstrana bir şey demiyorum. Gerçekten de masrafı yapmışsın, uğraşmışsın. Ama şöyle de bir şey var. Ben büyük bir kitleyi elemiş oluyorum. Hani Clio 4 alıp işte ailesini alacak. Gerçekten stok binen kitleyi satarken eleyip sadece Clio 4'ü bu şekilde seven kişiler benim arabamı almak yani isteyecek bu sefer. Serseriden serseriye diyelim o zaman. Aynen, TikTok akımı oldu. Evet. Öyle bir şey olacak. Sen ilanın başlığını öyle yap. Aile arabası olaraktan değiştir. Serseriden serseriye. Yani biraz daha yaklaşırsan, ben de tabii ki aklımdaki rakamı söyledim. Direkt 800 veriyorum demek istemiyorum. Hem arabana baktık, o kadar inceledik, sen de bize eşlik ettin. Vaktini de aldık. Ama biraz daha bize yaklaşırsan bu ticareti yani yapalım isterim. Yani gerçekten 850 bin bizim için şu anda çok fazla bu araba için. Hani aklınızdaki fiyat ne kadar da kırabilirim bilmiyorum ama hani 800'den 840 olur mu sizin için? 840 da bizim için yüksek. Hani biraz daha düşebilirsek orta yolu ben bulmak isterim seninle. Gerçekten araban güzel. Sizin için 840 yapabilirim. Hı hı. O da aynı yapabileceğim en iyi fiyat 840. Doğru. Hani çünkü 53 binli bir araba. Evet. 2018 ve ikon paket. Dolu ve dizel. Hani zor bulan bir araba. Ya bir de şöyle bir şey var. Sen buna biniyorsun uzun zamandır. Hani artık piyasada şöyle bir muhabbet oldu. Benim arabam zamanında atıyorum bu araba için 900'ü gördü, vermedim gibi bir algı oluyor. Çünkü o zaman sürekli yükselen bir piyasa vardı. Şu anda da sürekli düşen bir piyasa var. Evet. Hani bazen işler tersine dönebiliyor. Hani ben sana teklifimi yapmış olayım. Bu bir ticaret. Hani bana uyacak rakam var. Senin satacağım bir rakam var. Belki sen arabanı bu düşen piyasada uygun fiyata düşürürsün. Denk gelir, arabanı birine satmamış olursun. Ben sana teklifimi son 810 bin lira olarak yapayım o sana yaklaşma kısmında. Tamam. Senin aklında bulunsun. Tamam, benim alacağım araba da eğer fiyat uyguna düşerse aynen, sizle anlaşıp direkt o arabayı alabilirim. Aynen. Belki 50 bin lira, 100 bin lira aşağısında bir Passat ya da istediğin bir arabayı düşürürsün. Dersin ki bu tarafta 20-30 aşağı verdim dersin. Gözüne gelmez. Bu şekilde her zaman olabilir, bir aklında evet, bulunsun yani. Tamamdır o zaman. Tamam, ben de seni çok üzmek istemiyorum çünkü sen de ya ben 840'dan de aşağı olmaz. Ama hani dediğim gibi o fiyatı düşmem biraz imkansız çünkü evet, ben de araba alacağım. Tamam. Yani ne para lazım olsa tabii, haklısın. Dediğim gibi size vereyim. Tabii, ama tamamdır, çok teşekkür ediyorum Arda. Çok memnun gerçekten oldum tanışımıza. Gerçekten çok sağ olasın. Çok sağ olun. Arabanın her yerini bize açtın ekstra ekstra. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Önemli. Arkadaşlar yani ticarette her zaman almak da var, satmak da var, bazen de alamamak da var. Şu anda satamamak da var piyasa durgun olduğu için. Böyle alamadığımız bir ticaret de oldu. Arda çok sağ olasın. Hem arabasını açtı hem bizlere çekimde eşlik etti. Ne demek? Her zaman aklında bulunsun, tekrardan bir tamamdır, telefon kadar aynen, uzandayız. 810 bin liraya Clio'yu almak isteriz. Videomuz bu kadardı. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videoları bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arabanın storiesini Instagram hesaplarımızda çoktan attık. Sağda solda çıkan Instagram hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.